Yağmur da sizi korkutmasın. Bakın oradan aldım ve biraz yumuşak. Gördüğünüz gibi biraz yumuşak. Yani aşama aşama birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye böyle iş yapacağız. Artık şu anda. Bakın bu çok daha güzel. Tamamen artık gerçekten kurutulmuş artık. Hatta benim önerim pudralaşmadan önce tüketin. Çünkü evet arkadaşlar şöyle çok güzel vakumladık. Bunu buzluğumuza saklayabiliriz. Ne zaman tüketmek? Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Geçen sene biliyorsunuz lavanta ve kekik çayı ile çok güzel hurmalar kurutmuştuk. Geçen seneden beri eğer takip eden arkadaşlarımız varsa oradan biliyorlardır mutlaka, ama onu hiç izlememiş olan arkadaşlarımız da varsa eğer, hem onun linkini videonun sonuna koyacağım, hem de oynatma listelerinden koyacağım. Aslında önce onu izleyip ondan sonra bu videoyu izlerseniz böyle biraz daha kafanızda bu cennet hurmalarıyla alakalı bilgiler oturmuş olacak. Şimdi ben size bu cennet hurmasının hem kurutulması hem de aslında ben şimdi bu cennet hurmasının kurutulması ile ilgili bilgi vermeyeceğim, ama bunun evimizde nasıl değerlendirebiliriz, nasıl saklayabiliriz ve ilerleyen kış günlerinde evimizde atıştırmalık olarak ya da normalde bizim ola ki herhangi bir meyvemiz yok, herhangi bir şeyimiz yok bulunduğumuz bölgede, o zamanlarda bunu çıkartıp nasıl tüketebiliriz, onunla ilgili sizlere aydınlatıcı ve açıklayıcı bir bilgi vereceğim. Çünkü ben kendim tecrübe ettim. Tecrübelerimi de size aktaracağım. Baktım çünkü başka bir yerlerde bununla ilgili bilgi yok. Bu bilgi olmayınca da ben sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada da önce bir amacım neydi onu da anlatayım. Bizim çocukluğumuzda köyümüzde o zamanlar kışın biliyorsunuz meyve bulmak zor. Toros yaylalarında ne yapıyorlardı bizim büyüklerimiz? Üzüm pestili yapıyorlardı. Daha doğrusu başka da pestil diyorlar. Bizim orada köfter diyorlar. Bizim oranın kendi yöresel ürünü. Onun yanında da herkesin bir cevizi var. Cevizi gelen misafirlere ikram ediyorlardı. Bu da onun gibi şehirde size çok güzel bir, yani bir köfte yapamazsınız, pestil yapamazsınız ama şehirde bunu çok rahat balkonunuzda, evinizin içinde, kalorifer peteğinizin etrafında falan kurutabilirsiniz çok rahat. Onun için bu size aydınlatıcı fikir olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi buna geçmeden önce aşama aşama birer hafta arayla bunları ben kurutmaya başladım. Bir hafta birini, bir hafta birini, bir hafta birini böyle kurutmaya başladım. Burada da şimdi şu olgunlaşmışını görüyorsunuz. Bu da hamurunu görüyorsunuz. Bunları anlatmama gerek yok. Zaten olgunlaşmışını sürekli şehirde tüketebiliyorsunuz ve bulabiliyorsunuz. Bu da ham hali, alıyorsunuz böyle olgunlaştırıyorsunuz. Ama şu kuruttuğum kısımlarda aşama aşama. Şimdi bu kuruma ile ilgili kısmında kısa bir balkondaki videom arkadaşlar. Ona bir gidelim. Ondan sonra geri gelelim. Bunlar ilk kurutmaya başladılarım. Yağmurda böyle yağınca hafiften ıslandılar. Ben de böyle farklı bir yöntem denedim. Birazcık değmiş böyle. Bak şu yukarıdakiler gayet güzel kurudular. Bunlar böyle kurudu. Şunları da dün akşam asmıştım. Sabaha yağmur yağınca böyle yaptık. Yani aşama aşama birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye böyle iş yapacağız. Artık şu anda bu gördüklerimiz en sağdakiler. İlkinci, birinci hafta, öbürü ikinci hafta. Ondan sonra burada da üçüncü haftada şu arkadakiler. Bu da dördüncü hafta. Böyle bunları hafta hafta şey yapacağım. Bir deneme olarak şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar balkondaki şeyleri gördünüz. Orada bunu ilk soyduğumuz hafta var. Daha sonra orada şu ondan bir hafta önceki, ondan bir hafta önceki böyle bir aşama aşama bunlar var. Yalnız ben bunların içeriğini, bunların gelişmesini anlamak için şunu numune olarak her hafta bir tarafından yavaş yavaş bir tadına baktım. Hani bunu ilk kestiğinizde böyle kekri olur ya, o kekrilik gitmiş mi onu test ediyorum. Yani tüketilebilir mi, tüketilemez mi onu test ediyorum. Onun için böyle birer hafta arayla, pardon birkaç gün arayla böyle ara ara başladım. Yani o 7. gününde, 1. haftasında hiç böyle
kullanılamayacak vaziyetteydi. Yani tüketilemeyecek vaziyetteydi. Ama 10. gününde bir baktım. Fena değil. Sonra bir 13. gününde falan tekrar bir daha baktım. Gayet güzel tüketilebilecek hale gelmiş durumda. Buradan da şunu anlıyoruz. Biz eğer bunu kurutmaya başladığımızda 15. gününden itibaren aslında yavaş yavaş tüketmeye başlayabiliriz. Ama eğer ki bulunduğunuz yörede, tabi İzmir'in altı için ayrı söyleyebilirim aslında, İzmir'in üstü için ayrı söyleyebilirim. Bulunduğunuz yörede yağmur bunun kurutulma mevsiminde, özellikle sonbaharın sonlarına doğru çok yağıyorsa biraz dışarıda kurutup ondan sonra içeriye çok rahat geçebilirsiniz. Yağmur da sizi korkutmasın. Bakın o balkonda yağmurda şu iki taneyi oradan aldım ve biraz yumuşak. Gördüğünüz gibi biraz yumuşak. Bu yumuşaklığı iki gün içerisinde kaloriferde hemen kupkuru oldu. Çok da güzel oldu. Ben bir tadına baktım. Şimdi sizin için de tekrar bir daha bir keseceğim, göstereceğim. Yani çok güzel ballı bir hurma kurunuz olacak. Eğer bunu bu aşamalarda kendinizi tüketmeye kalkarsanız ve her aşamasını doya doya da zevkle tüketebileceksiniz. Şimdi ben bunları bir açayım. Sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Hatta şu anda bu, ben dün evvelsi gün şöyle bakmıştım, çok hafif kekrekliği vardı. Bugün sizin için bir daha tadayım. Yani bu 17. günü falan oluyor artık. Artık hiç kekrelik yok. Yani daha önce hiç tattınız mı arkadaşlar bilmiyorum. Böyle bu şekilde dış kabuğunu soyup içeride böyle bir 15 gün falan durduktan sonra da bunu çok rahat tüketebilirsiniz ve mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok farklı bir tat ya, çok hoş yani. Bunu şimdi koyalım. Yalnız arkadaşlar bundan günde bir tane tüketin. Çünkü çok fazla enerji yüklü olduğu için, şeker oranı çok yüksek olduğu için yani kilo almak konusunda sıkıntı yapabilir. Onun için bunu tüketirken yani günde bir tane tüketseniz kafidir yani. Bundan bir hafta öncesine dönelim. Bu da yine benzer. Bakın içerisi ne kadar güzel. Bir göstereyim şöyle size. Şimdi bunu da sizin için tadıyorum arkadaşlar. Çok hafif bir kekrelik var. Dediğim gibi yine en az 15 gün olması lazım bunun gibi. Şimdi bundan bir hafta daha fazla olanına bakacağız. Yani 3. haftaya girmiş bu artık. Aslında yumuşak böyle parçalayabilirim de plastiğe parçalamak istemiyorum. Bakın şöyle içinin balını bir göstereyim arkadaşlar size. Harika ya. Yani bu şekilde olgunlaştırıp sanki taze gibi de tüketebilirsiniz. Şimdi bu akma yapacak. Onun için ben bunu tatmıyorum. Tatmama da gerek yok zaten. Çünkü eğer bu olgunlaşmışsa bundan bir hafta daha önceki olan bu daha rahat olgunlaşmıştır. Hiç denememe gerek yok. Bunu buraya koyuyorum. Yani balı da sağa sola akmasın yani ha. Bu da bundan bir hafta ya da 5 günde olabilir tam bilmiyorum ama ben bir hafta diye ayarlamıştım. Bakın bu çok daha güzel. Tamamen artık gerçekten kurutulmuş, artık çok rahat dondurucuya koyup streçleyip dondurucuya koyabilirsiniz. Ya da vakumlayıp saklayabilirsiniz. Ya da istediğiniz anda tüketebilirsiniz. Bakın şöyle gösteriyorum. Yani bu halinde deneyin arkadaşlar. Şimdi bu da artık tamamen kurumuş olanı. Gördüğünüz gibi etrafında yavaş yavaş içerisindeki şekeri dışına vermeye başlamış ve pudralaşmaya başlamış. Artık dolaba saklayacaksınız arkadaşlar. Pudralaşmadan önce saklayın. Hatta benim önerim pudralaşmadan önce tüketin. Çünkü ondan sonra çok sert oluyor ama tabi pudralaştıktan sonra çok zaman kaybetmeyin. Bunu da şöyle bir içini açacağım. Göstereceğim. Bak ikisinin arasındaki farkı da görün. Yani en son tüketilecek aşama bu yani. Bundan sonra durdurduğunuzda içerisi çok daha böyle sertleşiyor. Ve çok güzel tüketim olmuyor. Ama biraz daha sertleştiğinde çayınızın yanında, kahvenizin yanında da çok rahat tüketebilirsiniz. Yani bunu da bir tadına bakayım arkadaşlar sizin için. Çok güzel. Harika yani. Yani bu aşamayı biraz daha geçtiğinde lokum kıvamında olacak. Zaten bunu buzdolabımızdan çıkarttığınızda birkaç gün içerisinde zaten lokum kıvamında gelir bu. Çok kalmamış artık. Arkadaşlar şimdi size bunların hepsini böyle aşama aşama anlatmaya çalıştım. Ama bunların her aşamasını mutlaka evinizde deneyin.
gerçekten çok farklı olduğunu ve çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Severek de tüketeceksiniz. Benim şöyle küçük bir vakumlama makinem var. Ben şimdi burada bir tane vakumlayacağım. Ben şimdi bunun içerisine sığdığı kadarını koyacağım. Şöyle bir poşeti var. Sığdığı kadarını koyacağım. Ve vakumlama yapacağım. Zorlandım ama ben de deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim bunu. Ben de sizin ilk defa deniyorum. Ve çok hafif bastırıyorum üzerine. Evet arkadaşlar, şöyle çok güzel vakumladık. Bunu buzluğumuza saklayabiliriz. Ne zaman tüketmek istersek de böyle çıkartıp açabiliriz. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, güvenle kalın ve gıda güvenine kalın. Kendi evinize de mutlaka bunları kurutup kışlık için çok güzel bir sofranıza zenginlik katın. Çayınıza, kahvenize zenginlik katın. Haftaya farklı bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.